Hakkı sen böyle bir sosyal çevren var mı? Yok, çok fazla değil. Biraz daha senin bir şampiyonluğun var galiba yakın tarihte. Tavla. O nasıl oluyor? Oynuyorum yani uzun yıllardır modern tavla dediğimiz tavlayı oynuyorum. Nasıl oluyor modern ne tavla? Ne demek? Modern tavla Türkiye'de oynanan, yani bizim oynadığımız tavla aynı aşağı yukarı birkaç tane farklı kuralı var. İşte oyunu katlama var. Sayılar daha uzun. 15-17 sayı, 9 sayı gibi. Onun dışında da böyle bir oyunun avantajlı gördüğünüz yerinde oyunu katlıyorsunuz. Bir de bunun bilgisayar programı var. Ne deniyor onun ismine? Video mu? Video deniyor ama bilgisayar programında da bilgisayar işte 3900 hamleyle düşünüyor. Siz ona en yakın oynamaya çalışıyorsunuz. Hamle sayıları da önemli. İyi oyuncu, kötü oyuncu öyle çıkıyor. Bir uzun zamandır keyifle bir milli takımdan da arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Evet. Tavla milli takım var tabii, öyle tabii mi? Var. O süpermiş. İnanılmaz. Bunu bilmiyordum. Dünyada ilk onda benim bildiğim iki tane Türk oyuncumuz var. Evet. Ali Çetin Belen'e var. Süpermiş. Yasin Okal var. Evet, iyi oyuncularımız var. Darısı başınıza. Yok, ben o kadar iddialı değilim de. Peki bu tavla mı sadece, başka bir oyun var mı? Tavla bu. Sadece bildiğiniz tavla. Bu briç vardı eskiden. Ben briçleri çok merak ediyorum. Briç vardı, bezik vardı. Hani bezik, tahtaları bezik olan falan. Bu briç şimdi briçle Kevork abiyle çalışacağız. Bu yeni bir Dracula yorumu için briç koymak istiyorum. Briç de çünkü 1900'lerin başına itibaren var. Ve biraz oyunun yapısına da bağlanarak falan öyle bir şey yapmak istiyorum. İngilizler aralarında böyle bir şey yapıyormuş gibi. Ama önce benim öğrenmem lazım. Çok da zor bir iş. Onun dernekleri falan var bildiğim kadarıyla da ben bilmiyorum. Sen biliyor musun briç? Dernekleri var, çok manyakları var çünkü. Adada takılsanız hızlıca öğrenirsiniz. Nerede efendim? Ada, büyük ada, tabii oralarda hızlıca tabii öğrenirsiniz. Evet, orada zaten o geleneği sürdürenler var. Büyük annelerin çoğu. Evet. Grandmaların hepsi bir evet, sadece gayrimüslimlerde değil ama Müslüman kesimde de çok var. Evet. Mesela federasyonlar falan diyor. Müthiş. Ve onlar başka bir dünyanın insanları gibi. Ben merak ediyorum onları. Çünkü işte zaman daha uzunmuş gibi geliyor bana. Şimdi hiçbir şeye vakit yok ki. Yani falan diyorsun ya sürekli. Halbuki mesela şimdi tavla da benim o açıdan evet hoşuma gitti. Yani tavla çok değişik. Dediğim gibi biz bayağı bilgisayarlarla, herkes laptopunu getiriyor. Program var, çalışıyoruz. İşte bu ay sonu mesela İstanbul'da İstavder diye bir turnuva var örneğin. Ay sonunda 26'sında. Nerede yapılıyor? İstanbul'da bir otelde yapılıyor. Şimdi ismini söylemeyeyim de 26-30 arası dünyadan 30 ülkeden insan geliyor. Mesela dünya şampiyonu şu an Moshi diye bir Japon genç bir çocuk. Onlar geliyor. Amerika'dan geliyor yaklaşık bir izlemeye ilgisi. Şansı var mı? Kamera var, mı koyuyor tabii, şeyin tabii üstüne? Tabii şöyle tabii bir şey olur mu mesela? Canlı yayınlar falan kafanda sürekli hamle düşündüğün ya da şöyle bir tabii hamle süre var. Tabii süre var. Yani süreyle hem bir de farkı var. Yani süreyle oynanıyor. Herkesin zarbe saati şeyde var. Mi? Elle atılmıyor yok, herhalde değil mi? Yok. Shaker dediğimiz evet. Evet, shaker, kutuyla evet atılıyor. İşte birkaç tane farklı kuralı var ama dediğim gibi keyifli ve çok sportmence geçiyor. Yani insanlar kafa yoruyor ona. Evet. İlginçmiş. Ben ilgileniyorum tavlayla da. Yani bildiğimiz basit kahvede oynanan tavla evet, gibi evet, değil de daha ciddiye yani alınıyor biraz da. Şeyden yayın oluyor yani. Canlı, tabii, canlı yayın oluyor. Instagram'dan onun zarı farklı, takip özel zar falan. Merak ettim. Ayrıca bakarım ben. Peki. Şimdi Babazula'yı